Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 28 Kasım 2017 Salı. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Değerli izleyicilerimiz, Erzincan Valisi Ali Arslantaş Mevlid Kandili dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Erzincan Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Erzincan Valisi Ali Arslantaş Mevlid Kandili münasebetiyle mesajı yayınladı. Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer verdi. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içerisinde idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Peygamberimiz bütün hayatı boyunca bizlere dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, herkesin ve her şeyin hakkını gözetmeyi, komşuluk ve akrabalık bağlarına riayet etmeyi, kimseyi kırmamayı, iyilikte yarışmayı, yararlı insan olmayı öğütlemiştir. Mevlid Kandili, Hazreti Peygamber'in bizlere sunduğu bütün değerleri ve yol gösterici öğütlerini anlama ve bu anlayışla yaşama ve yenileme zamanıdır. Bu değerleri fark etmek ve onları bir davranış bilincine ve yaşanan bir hayat haline getirebilmek temel hedefimiz olmalıdır. Böyle kutsal günleri ve geceleri vesile kabul ederek birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı arttırmalı, akrabaları ziyaret etmeli, yoksullara, yetim ve kimsesizlere el uzatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik eder, bu gecenin tüm insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim, dedi. Sayın seyirciler, Erzincan'da resim öğretmeni olmak isteyen ve işitme cihazının yetersizliği sebebiyle söylenenleri anlamadığı için özel yetenek sınavında başarılı olamayan doğuştan işitme engelli Derya Aksaray'a işitme cihazı yardımında bulunuldu. Küçük yaştan itibaren kara kalem resim çalışması yapan doğuştan işitme engelli 22 yaşındaki Derya Aksaray, işitme cihazının duymasını yeterince sağlamaması sebebiyle üniversitede güzel sanatlar okuyabilmek için girdiği özel yetenek sınavlarında başarılı olamadı. Ailesinin ekonomik durumunun iyi olmaması nedeniyle yeni bir işitme cihazı alamayan Aksaray'ın resim öğretmeni olma hayali yarım kaldı. Düzenlenen kampanya sayesinde Erzincan Milletvekili Serkan Bayram'ın girişimleri ve kentteki özel bir medikal firmasının desteğiyle Aksaray'ın ihtiyaç duyduğu 12 bin lira tutarında yeni bir işitme cihazı temin edilerek kendisine teslim edildi. Derya Aksaray gazetecilere yaptığı açıklamada yeni cihazın kulağına takıldığını belirterek artık daha iyi duyabiliyorum. Üniversite sınavlarına hazırlanarak hayallerimi gerçekleştireceğim. Destek olan herkese teşekkür ederim, dedi. Yeni cihazlarım takıldı. Artık daha iyi duyabiliyorum. Üniversite sınavlarına hazırlanıp hayallerimi gerçekleştireceğim. Destek olan herkese teşekkür ederim. Gönüllü Gençler Derneği Başkanı Faruk Kocatürk ise Derya Aksaray'ın ihtiyacını karşılamak amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Gönüllü Gençler Derneği olarak Derya kardeşimizin işitme cihazı ihtiyacını duyduk. Hemen bir kampanya düzenleyerek dernek yönetimi arkadaşlarla sosyal medya, gerekli siz değerli basın yoluyla duyurumuzu yaptık. Erzincan Milletvekilimiz Sayın Serkan Bayram ve bir özel işitme medikaliyle görüşerek Serkan Bey'in kızımıza yardımcı olacağını bize iletti ve bugün Derya kardeşimizin mutluluğunu paylaştık. Firma yetkilisi Cansu Alagöz'de Derya için en uygun cihazın tedarik edildiğini belirtti. Derya arkadaşımız bize işitme cihazı için başvuru yaptı. Biz de firmalarımızla görüşüp arkadaşımıza en uygun cihazı araştırdık. Yapılan test sonuçlarında Derya'ya uygun cihaz belirlendi. Derya'yı yanımıza çağırdık. Gerekli denemeleri yaptık. Yapılan denemeler sonucunda Derya arkadaşımız cihazdan çok memnun kaldı. Arkadaşımızın ilerleyen zamanda çok daha rahat edebilmesi için çevresiyle, ailesiyle, bulunduğu her ortamda daha rahat iletişim kurabilmesi için gerekli özelliklere sahip cihazı biz arkadaşımıza temin ettik. Kendisini şu an zaten cihazlarını taktı. Gayet memnun bir şekilde kullanıyor. Kendisine iyi günlerde kullanmasını diliyoruz.
Erzincan'a yerleştirilen Afgan ailelerin sosyal hayata, eğitim hayatına ve günlük yaşama uyum sağlamalar amacıyla eğitimler ve etkinlikler düzenleniyor. Uyum eğitimleri kapsamında Erzincanlı aileler, Afgan aileler ile birlikte eğitim alarak birbirleri arasındaki uyum süreci hızlandırılıyor. Erzincan'da pilot okul olarak belirlenen Mehmet Akif Ersoy İlkokulu uyum eğitmenlerini veren psikolojik danışman Bülent Sarıkaya öncülüğünde yürütülüyor. Yapılan eğitimler hakkında bilgiler veren psikolojik danışman Bülent Sarıkaya, empati yaparak birbirlerini anlamalarını sağladıklarını ifade etti. Milli İrade Özel Eğitim Okulu'nda rehber öğretmen olarak çalışıyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüz pilot bir çalışma başlattı. Bu çalışma içinde Afgan ailelerin yoğun olduğu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nu seçti. Biz bu çalışmada birkaç basamak birden yürütmeye çalışıyoruz. Öncelikle Afgan ailelerimizle Türk ailelerimizin aynı eğitime katılmasını hedefledik. Tabii burada şöyle bir sorunla karşılaştık. Afgan aileleri Türkçe bilmiyorlardı. Bu yüzden Afgan ailelerimize yönelik Türkçe eğitimlerine başladık. Diğer taraftan da okuma yazma eğitimlerini devam ettiriyoruz. Biz bu aile eğitimlerinde velilerimizin bilgi ve becerilerini arttırarak çocuklarına daha iyi eğitim vermelerini, evde daha iyi ilgilenmelerini hedefliyoruz. Aynı zamanda kadınlarımızın gelişmesi için çeşitli kurslar planladık. Bu kurslar kapsamında isteyen ailelerimiz aşçılık, isteyen ailelerimiz spor, isteyen ailelerimiz bilgisayar gibi kurslara katılacaklar. Ve kadınlarımızı birçok yönden destekleyerek daha iyi bir aile oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bize bu fırsatı veren ve çalışmalarımıza katılan ailelerimize ben çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın aynı zamanda birçok ilde, birçok okulda model olacağını düşünüyorum ben. Size de bu çalışmayı basın aracıyla duyuracağınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Sayın Hocam, Afgan aileleriyle Erzincan'daki Erzincanlı aileler birbirine karışmasını söylediniz. Karışma nasıl ilerliyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Buradaki bizim yaşadığımız en büyük sorun dil. Aileler, Afgan aileler özellikle Türkçe bilmiyorlar. Biz de bu sorunu ortadan kaldırmak için Türkçe eğitimine başladık. Yani haftanın 5 günü okul çıkışlarında bu anlamda bir eğitim yapıyoruz. Aynı zamanda bir taraftan da okuma yazma eğitimlerine başladık. Tabii şöyle söyleyeyim. İlk çalışmamızın konusu bizim empatiydi. Ve Afgan ailelerimizle Türk ailelerimizi eşleştirdim ben ve şunu gördüler. Gerçekten biz başka bir ülkeye gitseydik, yani Türkiye'den başka bir ülkeye gitseydik, dil bilmeseydik çok ciddi sorunlarla karşılaşabilirmişiz. Bunu görünce Afgan ailelere bakışları Türk ailelerimizin bir anda değişti. Çünkü empatiye hepimizin ihtiyacı var. Ve ben şunu da gördüm. Gerçekten ülkemize sahip çıkmalıyız. Ülkemizin değerlerine sahip çıkmalıyız. Çünkü başka yaşayacağımız bir yeri yok. Burada birlik beraberlik içerisinde yaşamak zorundayız. Çünkü başka bir ülkeye gittiğinizde az önce Tuğba Hanım'ın söylediği gibi doktor olan, öğretmen olan kişiler gelip burada vasıfsız bir elemana dönüşebildiler. Fakat bizim ülkemiz çok büyük bir ülke olduğu için bütün Müslüman alemine kapılarını açtı ve destekledi. Şu anda 3 milyondan fazla Suriyeli bizim ülkemizde yaşıyor. Afgan ailelerimiz var, Ahıska Türklerimiz var. Bu anlamda Erzincan'da aslında model bir il. Onlara gerek altyapıyı sağladı. Bir yandan da biz sosyal kültürel etkinlikler yaparak bunları toplumumuzun bir parçası olması için çaba harcıyoruz. Kursa katılan Erzincanlı kursiyerler ise duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Bu seminere katılmak bizim için çok iyiydi. Hem kızımla alakalı daha güzel şeyler öğrendim. Hem de Afgan aileleriyle birleşmek için daha iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. Doğaçlama, her şey doğaçlama. Ya işte az önce söylediğim gibi senin keşke kayıt tutturdu diye iyi giderdi. Siz anlatacağım o zaman, tamam. Tuğba ben, Azra İslam var, kızım birinci sınıfta. Evet. Ben onun annesiyim. Ve Afganlı ailelerle de yani bir takım sıkıntıları var, farkındayım. Kendi adıma ve öğretmenimizle birlikte bir şeyler yapmaya çalıştığıma inanıyorum. Yani öğretmenimizle işbirliği içerisindeydik. Ben onların Erzincan'da ya da farklı bir ülkede olduklarından dolayı ötekileştirildiklerine inanıyorum. Ve bunu sadece de farkındayım, sadece okulumuz kabul ediyor yani aileleri. Çok fazla nüfus var. Evet, çok sıkıntılı sıkıntıları var. Dil yok bir kere, yani hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. Tanıdığım bir anne var. Sınıfımızda iki tane çocuğu var. Ama o anne kendi ülkesinde hem öğretmen, matematik öğretmeni ve İngilizce öğretmeni ama Türkiye'de hiçbir dil bilmiyor. Yani onlar için bir şeyler yapmaya çalıştım.
Onların hani bu şekilde ben de aynı şekilde onların ülkesinde hiçbir şey bilmeden yaşayabilirdim. Onların daha rahat, çocuklarının da daha rahat. Yani ülkeme faydalı olabilecek herkesin ülkemde de şehrimde de daha rahat hareket etmesini istiyorum. Sınır bir yaşta çocuğunuzu nasıl etkilerse çocuğunuzu ağlatırsanız çocuk çalışan anneler izin alıp. Sayın seyirciler, Erzincan Orman İşletme İl Müdürlüğü 16 köyde çam yerine gelir getirici türden ağaçlandırma yapıldığını ifade etti. Orman İşletme İl Müdürlüğü 16 köyde çam yerine gelir getirici türden ağaçlandırma yapıldığını ifade etti. Orman İşletme İl Müdürü Tekin Işık aynı zamanda Erzincan'da arıcılığın geliştirilmesi anlamında yapılan çalışmalara ve yapılacak olan çalışmalara da değindi. 350'ye yakın orman köyümüz mevcut olup bunların yerinde kalkınmaları amacıyla çeşitli bizde projeler geliştiriyoruz. Özellikle Orköy anlamında yaptığımız çalışmalarda mesela ağaçlandırma çalışmalarımızda 16 köyümüzde standart çam yapraklı dikimlerin yerine köyümüze gelir getirici tür ağaçlandırmaları yaptık. Köyümüze yakın noktalarda ceviz, dut, ahlat, kuşburnu, badem ağaçlandırmaları yaptık. Bu alanlar çok büyük alanlar değil ama köyümüze ileride katkı sağlayacağını umuyorum. bu tür çalışmaların yanında aynı zamanda yabanlı tür ağaçlandırmalarımız var. Özellikle yaban hayvanları için 460 dönüm alanda yabanlı tür ağaçlandırması yaptık. Yabanlı tür ağaçlandırmasında seçtiğimiz türler özellikle ahlat, kuşburnu, alıç türlerini tercih ettik. Ve böylelikle aç kalan hayvanlarımızı bir şekilde şehirlere inmesini engellemiş olacağız. Çeşitli projelerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz. Orköy faaliyetleri kapsamında Erzincan ilimiz genelinde süt sığırcılığı 36 ailemize süt sığırcılığı desteği sağladık. Toplamda 835 bin lira kredi desteği sağladık ve bunun %20'si tamamen hibe. Süt koyunculuğu anlamında 186 adet 6 aileye süt koyunculuğu verdik. Yani 30 baş koyun, 1 baş koç olarak toplamda 153 bin TL yine kredi desteği sağladık. Fenli arıcılık anlamında benim en çok üzerinde durduğum konu fenli arıcılık. Erzincan bir bal merkezi ve 2018'deki projelerimi, özellikle Orköy'deki projelerimi fenli arıcılık üzerine yoğunlaştırmak istiyorum. Ya bu konuda vatandaşlarımızın arıcılık belgesi almasını istiyorum. Çünkü biz bu projeyi uygulayabilmemiz için müracaat aşamasında arıcılık belgesinin olması gerekiyor. Özellikle orman köylerimizde arıcılık belgesi olan ailelerimize 2018 yılında bu projeden katkı sağlamaya çalışacağız. Erzincan'da 2017 yılında 18 aileye toplamda 540 adet fenli arıcılık, yani hem arı hem kovan desteği sağladık. Toplamda Erzincan'da 60 ailemize toplamda 1 milyon 240 bin TL Orköy kapsamında destek sağladık. Bu desteklerimiz 2018 yılında 2 milyonun üzerinde olacak, artarak devam edecek. Orman köylerimizi yerinde kalkındıracağız inşallah. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Bunun haricinde Erzincan'da bizim ağaçlandırma, erozyon, toprak muhafaza, sel kontrol çalışmalarımız mevcut olup Erzincan'ımız kurak, yarı kurak iklime sahiptir. Bizim Erzincan merkez olarak düşündüğümüzde merkezdeki yoğun olarak çalışmalarımız erozyon kontrol çalışmaları, toprak muhafaza ve sel kontrol çalışmaları. Çünkü Erzincan'ımız yağış olarak çok az bir yağış alıyor ve nemli iklime sahip değil. Dolayısıyla mevcut verimli topraklarımız maalesef Fırat'a karasuya akarak bu zamana kadar erozyona uğramış. Biz de zaman geçirmeden en azından mevcut olan toprağı yerinde tutmak adına erozyon kontrol çalışmaları yapıyoruz. Bu sene Erzincan'da
12 bin dönüm alanda erozyonla, toprak muhafazayla mücadele yaptık. Bu çalışmalarımız %100 bitti. Çalışmalarımızı bitirdik. Aynı zamanda biz Refahiye, özellikle Refahiye ilçemiz ağaçlandırmak için harika bir yer ve diktiğimiz fidan %100 tutuyor. Bu anlamda 8000 dönüm alanda ağaçlandırma çalışması yaptık ve çalışmalarımız bitti. 300 hektar alanda rehabilitasyon, toplamda 5888 alanda da rehabilitasyon çalışması yaptık. Rehabilitasyon çalışmasında mevcut orman örtüsü var ama kapalılık yeterli değil. Kapalılığın yeterli olmadığı yerlerde biz boşluklarda makinelerle toprak işleme yaparak, yani bozuk olan ormanı verimli hale getirdik. Bu çalışmaların sonucunda biz ormanlarımıza toprak işlemelerimizi bahardan beri hazırlığımızı yaptık. Şu anda fidan dikim zamanı. Bizim hedefimiz fidan ve tohum miktarı olarak 5 milyonu yakalamak. İnşallah Erzincanlımızda 5 milyon fidan ve tohumu toprakta buluşturacağız. Son dikimde son 15 günümüz. Bu amacımıza ulaşacağız. Yeşil bir Erzincan için uğraşıyoruz. Tabii ki bizim görev alanımız dağlarla sınırlı değil. Bizim özellikle alan ağaçlandırma dediğimiz ibadethaneler, camiler, cemevleri, okullar, kurum bahçeleri, bunlar da artık bizim görev alanımıza giriyor. 2017 yılında yaptığımız kurum ağaçlandırmaları, tabii ki bundan önceki yıllardan süre gelen kurum ağaçlandırmalarımız var. Ama ben sadece 2017 yılında yaptığım çalışmalardan bahsetmek istiyorum. 2017 yılında 14 adet okul bahçesi ağaçlandırması yaptık. Yani oradaki çocuklarımızla hem bir program yaptık, beraber dikimler yaptık, hem de bahçelerini yaşanabilir bir hale getirdik ve o çocuklarımıza ağaç sevgisini, çevre bilgisini aşılamaya çalıştık. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.